Merhaba arkadaşlar, bir müşterimiz için şimdi sistem toplayacağız. Daha önce Galaxy kasa için benden montaj videosu istemiştiniz. Gerekli parçaların nereye takıldığını size detaylı bir şekilde göstereceğim. Kutu açılışlarını vesaire göstermeyeceğim, zaman kaybı olmasın. Gelin birlikte şimdi sistemi toplayalım. Şimdi bütün parçalarımızı kutularından çıkardık. Kasamızı açalım ve parçaların montajına başlayalım. İlk önce sağ ve sol kapakları çıkaracağım. Vidalarımız, kumanda vesaire. RGB kontrol paneli bu bölümde geliyor. İlk olarak anakartı montaj yapıyorum. Anakartı montaj yaparken vida deliklerine bir bakıyorum. Eğer yanlışlık varsa, benim anakartıma göre vidalanmamışsa onların yerlerini değiştireceğim. Burada bir tanesi uymuyor. Bu kasaya ATX anakart da uyuyor. Bir anakartta baya baya boşluk var. Şimdi kablo kanallarından kablolarımı geçireceğim. Bu ön bölümden gelen kabloları yani nereye takıldığını göstermiyorum. Çünkü her anakartta farklı olduğu için yanlışlık yapabilirsiniz. Benim anakartıma göre takarsanız. Ön bölüm tamam. Şimdi power'ımı bağlıyorum. i5 9. nesil bir sistem. 16 GB RAM. Ekran kartı da RX 570. 8 GB, 600 watt power kullanılmış. Kasanın alt bölümüne fan bakacak şekilde takıyorum. İşlemci beslemesini bağlıyorum. Fan power'ın ana bağlantıları tamam. SSD'yi bağlayacağız. Hard disk ve ekran kartımız kaldı. Bir de RGB kontrolcümüze elektrik kablosunu bağlayacağız. Hard diskin kablo bölümü şekilde aşağıya doğru bitti şekilde. Zaten burada hani sağa sola oynatmanız için bir bölüm ayrılmış. İstediğiniz şekilde montaj yapabilirsiniz buraya. SSD ile şu şekilde isterseniz aşağıya doğru da bakabilir kablo bölümü. İsterseniz yukarıya da iki tarafta da böyle bir boşluk seçenek var. Ben aşağı olanı tercih ettim. Çünkü burası daha
cazip. Vidaları şurada bir 4 tane çıkıntılı bölüm var. Şu şekilde. Ona denk getiriyorsunuz ve içeriden vidalıyorsunuz. 4 tane vida. Ön taraf şöyle çektiğiniz zaman çıkıyor. Bunu da biraz sert çekmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Ön panel bu şekilde çıkıyor. 14 santim fan var biliyorsunuz bu kasada. Hani soğutması oldukça iyi. Zaten hani en yüksek ayar aldığınızda ses yapar mı diye soru soruluyor. Kumandadan da fanları kontrol edebiliyorsunuz. Yüksek dönmesi veya yavaş dönmesi. Ses yapıyorsa bir tık alçağı alabilirsiniz. Bu şekilde de iyi soğutma sağlıyor. Ben söktüm bunun jiletinlerini. Şimdi size nasıl sökeceğinizi göstereyim. Şurada ufak bir aparat var. Bunun da bir vidası var. Bunu çıkarıyorum. İlk önce bu aparatı çıkardım. Daha sonra. Bunu çıkartmak için led paneli kendime doğru çekiyorum. Şu bölümde bir boşluk oluştu. Burayı tornavida veya ince bir şeyle şu şekilde kaldırıp sağa attığınız zaman zaten atıyor kendisi. Ve bu şekilde çıkarabilirsiniz. Arkalı önlü jiletinler var. Onları çıkarın isterseniz. Geri takarken de şu şekilde takabilirsiniz. Şurada bir çarpık var. Evet. Şimdi bu aparatı da tekrar takacağım ama çok fazla sıktığım zaman şu şekilde şurada bir boşluk oluşuyor. O yüzden tam ayarını yapıyorum. Ondan sonra aparatımı takıyorum. Aparatı da çok sıkmamamız gerekiyor. Sıktığımız zaman zaten ayarı gidiyor. Ön paneli takarken şu şekilde. Arkadaşlar şimdi kasada en önemli şeyi göstereceğim. Bu RGB kontrol paneli için herhangi bir işlem yapmıyorum. Sadece bu kabloyu bağlayacağım. Elektrik kablosunu. Fanlar zaten şu şekilde takılı geliyor. Bu Molex kablosunu takarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hani çok basit gibi görünüyor ama özellikle kasa çalışırken takmaya çalışan arkadaşlar var. Bu hataya düşmeyin. Kasa kapalı konumdayken ve şu pin girişlerine dikkat edin. Zaten köşeli bir şekilde yapılmış pin girişleri. Şimdi kasa çalışırken dedim takmayın. Niye? Bu kasa çalışırken eğer şu şekilde ters dokundursanız bile hani takmaya çalışıyorsunuz. Bu fanların ledleri yanıyor. Bu kasa bazı müşteriler arıyor diyor ki ledlerim çalışmıyor diyor. Normalde bunları kendi hatalarından dolayı yanmış olan cihazlar. Kasanın hani ben bugüne kadar montaj yaptığımda hiç ledleri çalışmayan bir kasa görmedim. Yani belki bir ihtimal bir tanesi hani led çalışmayabilir. Ama bakıyorsunuz müşteri bir gönderiyor. Ledlerin tümü yanmış. Fanlar çalışıyor ama ledler hepsi sönmüş. Yarım yarım çalışıyor. Bunların nedeni bu sadece ters takıldığı için. Bu kabloyu bağlayacaksınız. Bunu zorlanmadan zaten rahat bir şekilde bağlanıyor. Bir daha söylüyorum. Değilse bile çünkü ledler 5 voltla çalışıyor. RGB ledler. Fanlarsa fanın döndürme gücü 12 volt. Yani bu tam tersini aldığınız zaman ledler 12 voltu yemiş oluyor. Yani yüksek bir elektrik yediği için ledler yanıyor arkadaşlar. Yani bunu yapan var mı diye soracak olursanız bayağı kişi var. Özellikle buna değinmek istedim. Şimdi kasanın montajı bitti. Bayağı boşluk kaldı. Hani ekran kartı da küçük bir ekran kartı değil ama içi gördüğünüz gibi bayağı büyük. Şimdi arka kapağını kapatalım ve çalışmasına bakalım.
bazı şeyler göstermedim. Yani ekran kartı nasıl takılır vesaire. Onlar zaten videonun amacı değil. Maksat kasada ne kadar boşluk kalıyor. Hani hangi parçalar nereye takılıyor. Ekran kartını zaten takacağınız yer belli. Kasayı topladıktan sonra herhangi bir vida vesaire bir şey kalmasın diye şöyle çalkaladım. Yine arkalı önlü streç var camda. İç taraftakini çıkarıyorum. Ben kasayı müşteriye teslim edeceğimiz için dış taraftakini çıkarmadım. Power tuşumuzu da açtık. Şimdi çalışmasına bakalım. Evet, bütün ledlerimiz yanıyor. Şu şekilde de göstereyim ön bölümüne. Kumandayı, şurada bir aparatı var. Bunu çıkarıyorum. Modların M harfiyle zaten belirtilmiş. Şu şekilde sabit renklere de alabiliyorum. Renklerin ışık ayarı var. Kısabiliyorsunuz. Şöyle sabit rengi alıp göstersem daha iyi olur. Evet. Şu an en düşük seviyede ve yükseğe doğru alıyorum yavaş yavaş. Görüyorsunuz. Fanların yine hız ayarları var. Soğutması da gayet iyi bu kasanın. Şu an mesela kapattık fanları. Fanlar duruyor. Montaj videomuz bu şekildeydi. Daha çok sorulan sorular var. Fan ekleyebiliyor muyuz vesaire. Altla üst kısma ekleyebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda da belirtmiştik bunları. Yani sıvı soğutma üst bölüme bağlayabiliyorsunuz veya ön bölüme bağlanabiliyor. Montaj videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.